göreve geldiğimiz günden bugüne kadar ilçemizdeki yatırımlara Merkez İlkokulu 3 milyon TL, Domaniç Emniyet Binası 3 milyon 816 TL, Domaniç Özel İdare Bütçesi 2018 yılında 4 milyon 691 bin, 2019'da 4 milyon 258 bin 246, 2020 yılı 7 milyon 625 bin, 2021 yılı 8 milyon 200 bin. Bütçeleri ile tüm köylerimize yatırımlar devam etmekte olup, kısa başlıklar ise Domaniç, Şanlıca, Yeşilköy, Çarşamba, Çokköy, Göçen yolları sıfır asfalt yapılması, Domaniç, Çukurca, Domaniç, Sarıhanlar yolunun genişleme çalışmaları 2021 yılında asfalt yapılması ile tamamlanacaktır. Domaniç, Çokköy, Sarıhanlar, Muratlı köylerinde kanalizasyon su şebekelerinin yenilenmesi, Topuk Yaylası, Mesire alanında Milli Parklar tarafından altyapı çalışmaları tamamlanmış, 1 milyon 300 yatırım yapıldıktan sonra Domaniç Belediye ihalesi ile teslim edilmiştir. Domaniç Kocaeli Orman Bölge Müdürlüğü'nden İlçe Özel İdare Müdürlüğü kiralanarak, lokanta yapılarak açılışı yapılmış, 400 bin TL yatırım yapılmış, 2021 yılı için ise yatırımların devam edecektir. Yaklaşık 600 bin TL yatırım yapılacaktır. Domaniç Çukurca Göleti su tutmaya başladı. Maliyeti 10 milyon 600 bin TL. Sulama ihalesi yapıldı. Sulama ihalesi bedeli 13 milyon 500 bin lira. 2021 yılı tamamlanacak Domaniç Çamlıca Göleti ise bu yıl tamamlanıp yaklaşık 2 ay içerisinde 2 aylık iş kaldığı ihalenin maliyeti 42 milyon 200 bin TL. Sulama ihalesi yapıldı. İhale bedeli 30 milyon 500 bin TL. 2022 yılında tamamlanıp hizmete girecektir. Domaniç İlçe Entegra Hastanesi ihalesi yapıldı. Maliyeti 10 milyon 300 bin TL. Domaniç Açık Cezaevi ihalesi yapıldı. İhale bedeli 17 milyon 500 bin TL. Domaniç Tavşanlı Yolu ihalesi yapıldı. Yüklenici firma teslim edilip en kısa sürede başlanacaktır. 250 milyon ihale bedeliyle ihaleye çıkmış olup tahmini 130 bin TL'ye de ihalenin gerçekleşmesini beklemekteyiz. Domaniç Belediye Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan 500 bin TL ve itfaiyenin alınması, Çukurca Belediyesi cenaze nakil aracı çöp kamyonu 250 bin TL, 50 çöp konteyneri ve 292 bin TL de parka taşı alınmıştır. Belediye başkanlarımıza çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz. Domaniç Ömer Halis Demir Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu yatırım oluru alındı, ihalesi yapılacak. Kütahya'ya gelen Gençlik ve Spor Bakanımız ise talepleri Domaniç Gençlik Merkezi, Aymana Güreş Alanı'nın tribünlerinin kapatılması, Çukurca Halı Saha KYK Yurdu için talebimiz yapılarak çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Söğüt Arası Kültür Göç Ulu Yolu adı altında Oba kent yapılması planlanmaktadır. Domaniç çalışmalarında devam eden işlerimiz Pazaralı, Domurköy, Yeşilköy göletlerinin altyapı planlaması yapılmış, ihale aşamasına getirilmiştir. Domaniç Sultan Alaaddin Camii altyapı çalışmaları bitti, ihalesi beklenmektedir. Domaniç İnegöl Yolu, Domaniç Sanayi Alanı belirlenmesi, Kaymakamlık Binası ve Tarım İlçe binalarının yenilenmesi gerekmektedir. Tüm bu yapılan ve yapılacak olan yatırımlarımızda başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bakanlarımıza, il başkanımıza, milletvekillerimize, valimize, kaymakamımıza, il yönetim kurulu üyelerimize, belediye başkanlarına, ilçe yönetim kurulu, il genel meclis üyeleri, siyasi partilere, Domaniç basınına bizlere ve yalnız bırakmayan, Domaniç için her şeyi yapılması için mücadele eden, taşın altına elini koyan vatandaşlarımıza, geçmişteki siyasi olarak görev yapan ilçe başkanlarımıza, il genel meclis üyelerimize, yönetim kurulumuza ayrı ayrı teşekkür ederiz.